Hayata Dair Her Şey kanalına hoş geldiniz. Çocuk Kalp Sağlığı ve Cerrahisi ve Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Bülent Polat, koronavirüs hastalarına tedavi için verilen ilaçların amacını anlattı. Dr. Bülent Polat, tedavide kullanılan favipiravir adlı ilaç için amaç, hastalığın ağırlaşma ve hastaneye yatış olasılığını azaltmak. Tedavi etmek değil, diye konuştu. Dr. Bülent Polat, koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastalığın ateş, öksürük, tat koku kaybı gibi belirtilerini gösteren, yoğun bakım gerektirecek bir durumu olmayan hastalara evde ilaç tedavisi uygulandığını açıklayarak ilaçlarla ilgili bilgi verdi. Çocuk Kalp Sağlığı ve Cerrahisi ve Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Bülent Polat, korona hastalarına uygulanan ilaçları ve tedavinin amacını anlattı. Dr. Bülent Polat, COVID tanısı konulan her hastaya bakanlık tarafından 5 günlük HCQ ve favipiravir tedavisi erken dönemde veriliyor. Favipiravir, ABD ve İngiltere'de kullanılmıyor, İtalya, İspanya, Fransa'da kullanılmıyor, Almanya ve Hollanda'da da kullanılmıyor. Hiçbir Batı ülkesinde yok. Neden? Çünkü bu ülkelerde etkinliğini gösterecek randomized çalışmalar yapılmadı veya çok yetersiz oldu. Peki, biz niçin kullanıyoruz? Favipiravir, Japonya kökenli, influenza ve Ebola virüslerine karşı etkili olan bir antiviral ilaçtır. Japonya ve Çin'de çok olumlu çalışmaları vardı. Şu anda Japonya, Çin, Hindistan ve Rusya da kullanılıyor. HCQ ise tıp tarihinin rekor düzeyde çalışılan ilacıydı. Yararı olduğunu bildiren yüzlerce çalışma yanında etkisi olmadığını gösteren de pek çok yayın oldu. Ancak recovery dahil hiçbir çalışmada ciddi yan etki görülmedi, dedi. Amaç hastalığın ağırlaşmamasını sağlamak. COVID'e yönelik elimizde başka hiçbir etkili ilaç olmadığı için HCQ ile beraber favipiraviri, bu iki ilacı erken dönemde kullanıyoruz, diyen Polat, amaç, hastalığın ağırlaşma ve hastaneye yatış olasılığını azaltmak. Tedavi etmek değil. Hastalığın erken döneminde kullanıldığında en umut verici tedavi olan, monoklonal antikor, ilaçlarının kullanıma girmesi ya da aşı uygulamalarının başlaması çok daha etkili olacaktır ve bu ilaçlara artık gerek kalmayacaktır.